Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Evet, haftanın ilk gününü geride bırakmak üzereyiz ve dolar TL'nin 6.08'e yönelik bir atağı ve ardından tekrardan 6 seviyelerine doğru bir geri dönüşüne tanık olduğumuz bu ilk günde şu saatler itibariyle 6.03'ler civarında seyir halinde olan bir dolar TL seyriyle karşı karşıya bulunmaktayız. Sevgili arkadaşlar, bugünün analizine geçmeden önce S400'lerle alakalı olarak enteresan bir durumu sizinle paylaşmak istiyorum. Sevgili dostlar, zannediyorum sizlerin de dikkatinizi çekiyor olmalıdır ki, yaklaşık bir hafta 10 günlük bir süreç içerisindeki S400'ler konusunda ABD cephesinden, Trump cephesinden veya ABD'nin diğer ilgililerinden herhangi bir şekilde bir açıklama gelmiyor. En son gelen açıklama S-400'lerin teslimatının ertelenmesiyle ilgili bir teklif sunduklarına dair bir açıklamaydı. Ama o konunun haricinde bir açıklama gelmedi. Hele hele Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından S-400'lerin alınması hususunda hiçbir tereddütün olmadığı, bu konunun kesinleşmiş olduğu, teslimatın asla ve asla ertelenmesinin dahi söz konusu olmayacağı ve hatta teslimatın daha da erkene alınabileceği ile ilgili yapılan açıklamalar olmasına rağmen ABD cephesinden önemli bir suskunluk olduğunu fark etmekteyiz. Tabii ki bu dikkat çekici bir durum ve akıllara da bir takım sorular getirmekte. ABD niçin suskun kalıyor? Niçin Türkiye'nin bu konudaki kararlı tavrına ABD'den herhangi bir karşı atak gelmiyor? Zira daha önceleri itibariyle eğer S-400'leri alma hususundaki kararınızdan vazgeçmezseniz ne pilotlarınızı eğitiriz ne de F-35 ve F-16'ların 16'lara ait bir tek vidayı dahi size vermeyiz şeklinde söylemleri olduğu gibi çok ciddi ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını da ifade ediyorlardı. Şimdi sevgili dostlar, en son Cumhurbaşkanımız S-400'lerin dışında S-35, pardon S-500'lerle ilgili olarak Rusya ile ortak bir çalışma yapabileceğini dahi ifade etmek suretiyle bu konu üzerindeki kararlılığını gündeme getirmekte. Şimdi değerli dostlar, bir yandan ABD'nin suskunluğu ve diğer yandan henüz 3-5 gün öncesine kadar S-400 lafının gündeme geldiği anlarda bile son derece önemli dalgalanmalar yaşayan dolar TL'deki önemli bir durgunluk söz konusu. Yani dolar TL düne kadar veya 3-5 gün öncesine kadar S-400 konusuyla ilgili gelen açıklamalardan son derece ciddi bir şekilde etkileniyordu ve önemli dalgalanmalar yaşıyordu. Ama bugünlere baktığımız zaman S-400'ler konusundaki kararlı tavrımız ABD ile bir inatlaşmanın gündeme gelebileceği ihtimalinden hareketle bir yukarı atak yapması gerekirken, bundan rahatsız olması gerekirken hiçbir şekilde etkilenmiyor dahi diyebiliriz. Ve bu konuyla ilgili olarak söylemler ve açıklamalara rağmen dolar TL'de aşağı yönlü bir eğilimin dahi söz konusu olduğunu bugün bir kez daha altı seviyelerini test ettiğini görmekteyiz. Değerli dostlar, bu noktada akla çok farklı şeyler gelmekte. ABD'nin İran ile ilgili olarak yaşamış olduğu bir gerginlik var. Bu husustaki yaşanmakta olan gerginlikte Türkiye ile de bir didişmek veyahut da Türkiye ile arasındaki problemlerin daha da büyümesi gibi bir tablonun oluşmasını istemiyor olabilir. Türkiye'yi yanında görmek istiyor olabilir ve bu konuda arkadaşlar kapalı kapılar ardında bir takım anlaşmaların olabileceği belki de olduğu ve bu husus basına net bir şekilde yansıtılmadığı şeklinde düşünmek durumunda kalabiliyoruz. Zira biliyorsunuz yakın tarihte S-400'lerle ilgili olarak yurt dışı basınında çıkan ertelendiğine veya erteleneceğine dair bir takım açıklamalar vardı. Her ne kadar bu husus bizim tarafımızdan net bir şekilde yalanlanmış olsa da bugün itibariyle S-400'lerin alımı konusunda hiçbir tereddütün olmayacağı çok yüksek perdeden ifade ediliyorsa da kim bilir belki de S-400'ler alınacak ama bu S-400'ler kullanılmama garantisi verilecek. Yani arkadaşlar özetle ne olduğunu net olarak bilmek mümkün değil. Herhangi bir şeyi iddia etmek gibi bir lüksümüz de bulunmuyor. Çünkü elimizde herhangi bir kanıt bulunmuyor. Bu nedenle sadece ve sadece fikir jimnastiği yapmaktan öte bir şey olmuyor. Ama şu anki sonuçlara baktığımız zaman suskun bir Amerika ve diğer yandan
sesini yüksek perdeden ifade eden, kararlılığını yüksek perdeden ifade eden bir Türkiye ve buna rağmen rahatsızlık duymayan, sakin kalmaya devam eden bir dolar TR. Bunlar sıra dışı ve olağan dışı tablolar olarak karşımıza çıkan gerçekler. Bu nedenle değerli dostlar, S-400 meselesiyle ilgili olarak kesin olarak bu S-400'leri alacağımız ve S-400'leri aldığımız zaman da dolar TL'nin son derece önemli bir rahatsızlık yaşayabileceği, çok ciddi bir yukarı atak yapabileceği şeklindeki düşünceler şu ana kadar mevcut idi ama bu andan itibaren şu görmüş olduğumuz tabloyu dikkate almak kaydıyla S-400'lerle ilgili olarak farklı farklı bir takım durumların ortaya çıkabileceğini ve sadece bu sebep bazında tırnak içerisinde S-400 sebebine dayalı olarak dolar TL'nin önemli bir yukarı atak veya bu konunun bir kriz yaratabileceği hususunu bir kere daha düşünmekte yarar olduğu kanaatindeyim. Sadece bu ihtimale dayalı olarak dolar TL'ye yönelik hesapların yapılmasının yanlış çıkabileceği sonucu gündemde. Evet arkadaşlar, bu hususun ardından dolar TL'deki genel tabloya bakalım ve ondan önce dünya genelindeki duruma bakacak olursak, dünya genelinde dolar endeksi sakin seyrini devam ettiriyor ama olumlu bir konumda olduğunu söyleyebiliriz. Güçlü kalmaya devam ediyor. Japon yeni karşısında ve euro dolar karşısında doların değer kazanımı içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu tablo söz konusu olduğu zaman altında bir değer kaybı veya zayıf seyrin hakim olduğu gündemde oluyor. Ve diğer yandan ise petroldeki güçlü seyirde devam etmekte. Bugün arkadaşlar az önce de ifade ettiğim gibi ikinci pivot desteğimiz olan 5-6 seviyesine kadar geriledik. 5-99-90 seviyesini gördük ve en yüksek seviye olarak ise 6-08-8 seviyesini görmüş bulunuyoruz. Sevgili dostlar, hafta sonu aktarmış olduğum analizimde şu seviyelerdeyken şöyle yaparsam daha sağlıklı olacak herhalde. Evet, şu bölgelerdeyken şurada görmekte olduğunuz kırmızı alçalan bandımız ve şurada görmekte olduğunuz kırmızı yükselen bandımızın oluşturduğu bir üçgenin olduğundan ve bu üçgenin bir şekilde artık sıkışma ve daralma yaşadığından bahisle bu üçgenin üst bandı olan 6.04 seviyesinin yukarı yönlü kırılması durumunda 6.07-6.08 genel olarak 6.10 seviyesine doğru bir atak yaşanabileceğinden bahsetmiştim ve nitekim bu üçgenimiz en son durum itibariyle bugün, daha doğrusu dün gece itibariyle diyelim, tamamıyla uçlarının birbiriyle kapanması sonrasında dolar TL'nin görmekte olduğunuz şekilde şuradaki kırılımın mütakip olarak 6.08-0.9 seviyesine doğru bir yönelim yaşadığına tanık olduk. Ancak ilerleyen saatlerde ve özellikle bugünün öğleden sonraki saatlerine baktığımız zaman tekrar bu üçgen içerisine geri dönme eğilimi içerisinde olan, daha doğrusu kapanmış olan üçgen uçlarının yaratmış olduğu uzantılara bağlı olarak şuradaki alçalan banda tekrar geri dönmek ve bu bandı tekrar test etme ihtiyacı hisseden bir dolar seyrine tanık olduk. Arkadaşlar, şu anda 60 dakikalık grafikler itibariyle şurada görmekte olduğunuz alçalan trendin 5.99-64 seviyesini temsil ettiğine dikkat edersek ve bugün görmüş olduğumuz en düşük seviye olarak da 5.99-90 olduğunu dikkate aldığımız zaman dolayısıyla bu alçalan bandın yaratmış olduğu desteğin net bir şekilde çalıştığını ve buradan bir tepkinin oluştuğunu görmüş bulunmaktayız. Ve arkadaşlar, yükselen bandımız olarak mevcut olan şu bandımız ise 6.02-61 seviyesindeydi. Ve hafta sonu verilen analizlerde 6.02.50-6.02.60 üzerinde kalınması durumunda saatlik bazda hafif bir güçlenme eğiliminin mevcut olduğunu ve bu güçlenme eğiliminin ise bir şekilde 6.9-6.10 bölgesine doğru bir hareketlilik yaratabileceğini, ancak bu hareketlilik 6.11-12 seviyesi üzerine çıkılmayıp ve bu seviye üzerine yerleşme olmadıkça sadece saatlik veya anlık bir parlama niteliğinde kalabileceğini, gün içi bir atak boyutlarında kalabileceği ifade edilmişti. Evet arkadaşlar, şu anda bir kez daha 60 dakikalık grafiklerin oluşturduğu alçalan bandı test ettik ve şu anda yukarı yönlü eğilimin desteklenebilmesi adına, kısa vadeli yukarı yönlü eğilimin desteklenebilmesi adına üzerine çıkılması gereken seviye olan 6.02.61'in üzerine çıkmış bulunuyoruz. Bu noktadan sonra takip etmemiz gereken direnç ise arkadaşlar son saatler itibariyle oluşan tepeler, ama bu tepelerdeki alçalan eğilim
dikkate alınmak kaydıyla şu noktadan itibaren yeni bir çizim yaptığımız zaman, bir alçalan bant oluşturduğumuz zaman 6.07.47 seviyesine tanık olmaktayız. Dolayısıyla 6.02.60 seviyesinin üzerinde, şu kırmızı hattın üzerinde kalmalıyız. Bu seviye bu aşamadan sonra destek olarak izlenmeli. Bu seviye üzerinde kalınabiliyor ise 6.07.50 seviyesine doğru bir hareketliliğin yaşanabilmesi mümkün olabilir. Bu seviyenin direnç özelliği gündemde ve bu direncin aşılması durumunda ise %50 Fibonacci desteğimize denk gelen 60 dakikalık grafiklerimiz itibariyle 6.10 seviyesine doğru bir hareketlilik söz konusu olabilecektir. Arkadaşlar, kısa vade adına, saatlik grafikler adına tablo bu şekilde. Gelelim diğer yönden, diğer grafiklerimiz itibariyle konuya bakmaya. Hassas çizimlerimizin bulunduğu grafiğimiz itibariyle baktığımız zaman ise an itibariyle arkadaşlar sarı kalın bandımızın oluşturmuş olduğu destek hattımız 6.02.74 seviyesine ulaşmış durumda. Bugün bu seviyenin aşağısına gelindi. Bu seviyenin aşağısında çok fazla kalınmaksızın tekrar üzerine çıkıldı. Önemli olan günlük kapanışın, bu grafiğimiz günlük bir kapanıştır bu arada, günlük kapanışımızın 6.02.74 seviyesinin üzerinde gerçekleşebilmesi. Bu değerin altında iki kapanış dolar TL için 5.98 desteğinin de kırılabilme riskini gündeme getirebilecek kadar önemlidir diyebilirim. Çünkü 20 günlük hareketli ortalamanın bulunmuş olduğu noktamız 5.98 seviyesine yükselmiş durumda. Dolayısıyla arkadaşlar 5.98 ve 6.02.74 bölgesi dolar TL için çok önemli bir tampon bölge özelliğini taşımaya devam ediyor. Kritik destekleri kısa vade adına test etmeye devam ediyoruz ve bu seviyeye yakın seyrimiz son günlerde büyük önem kazanmış durumda. Sevgili arkadaşlar, şurada görmekte olduğunuz yeşil kesik çizgilerimiz ise bir başka ara desteğimizi tanımlıyordu. 5.95-5.96 bölgesi. Zira 5.96 biliyorsunuz en son 6.25'lerden oluşan sert satışın destek bulduğu noktaydı. Bu seviyeyi de yakından takip etmemiz gerekiyor. Şuradaki beyaz hattımız ise 5.88 seviyesi ki çok önemli, kritik bir destek bölgemiz. 5.88 ve 5.86 bölgesi önemli bir destek hattı olarak takip edilmesi gereken nokta özelliğinde. Zira 5.88 seviyesi arkadaşlar, 5.86 seviyesi aynı zamanda şu günlük grafiğimizdeki Fibonacci çizimimizde de ortaya çıkmış bulunuyor. Zira şurası arkadaşlar 5.98 olarak bildiğimiz, geçtiğimiz günlerde aşmakta zorlandığımız ama ardından aştıktan sonra önce direnç olan, şu anda da destek olarak test etmiş olduğumuz veya takip ettiğimiz bir bölge konumundadır. Ve arkadaşlar 5.98'in kırılması durumunda ise 5.85-5.86 seviyesi ön plana çıkacak noktalar olarak dikkate alınmalıdır diyoruz. Bir son grafiğimiz olarak ise arkadaşlar haftalık grafiğimiz bazında konuya baktığımız zaman ise haftalık grafiklerimizde de değerli dostlar 5.88 seviyesinin şurada görmekte olduğunuz gibi önemli bir destek olarak karşımızda olduğunu görüyoruz. O halde değerli dostlar, sonuç itibariyle 5.98 seviyesi önemli bir destek konumunda. Bu seviyenin aşağısında 5.95-96 ve daha sonra ise 5.88 seviyesi önem taşıyor. Yine 5.92 seviyesinde de bir ara desteğimiz bulunuyor. Yani bir daha pratik ve daha net bir ifadeyle 5.98 seviyesinin aşağısında 5.90'ın altı hafif miktarda test edilebilir ama 5.90 üzerinde kalabilmek adına gayretin devam edebileceğini şu anki tablo itibariyle söyleyebiliriz, teknik göstergeler itibariyle. Bir diğer yandan arkadaşlar, haftalık pivot verilerimiz itibariyle bunu bir kez daha hatırlatmış olayım aramıza yeni katılan arkadaşlarımız bakımından. 6.05 seviyesi bu haftanın pivot seviyesi ve bu seviyenin üzerinde kalınmak ve bu seviye üzerinde kapanışlar olmak şartıyla 6.14 seviyesi ilk direncimiz ve bu seviyenin aşağısında kalındıkça 5.98 ara desteğimiz söz konusu olmakla birlikte 5.96 seviyesine kadar bir geri çekilme ve tekrar 5.88 önemli bir seviye olarak karşımıza çıkıyor. Yarına ilişkin arkadaşlar pivot seviyelerimizin neler, hangi noktalar olabileceğine gelecek olur isek, arkadaşlar yarın için pivot seviyemiz, şu an piyasalar kapanmadı ama tekrar bir kere daha hatırlatmış olayım yeni arkadaşlar adına, gece 24'ten sonra mutlaka grafiklerin son şekli itibariyle
pivot değerlerini Twitter adresimden yansıtacağım. @HalukCanberk adresinden. Ama bu seviyelerden kapanış olduğunu dikkate alacak olur isek 6.04.46 seviyesi, 6.04 civarı diyelim. Kapanış rakamını bilmiyoruz. Yarın için pivot seviyesi olarak izlenmeli. Direnç olarak 6.09 ve sonrasında 6.12 seviyesi izlenmeli. 6.04 seviyesinin aşağısında kalındıkça 6 ve 5.96 seviyesi, sonrasında ise 5.92 seviyesi destek olarak, kritik noktalar olarak izlenmesi gereken seviyeler konumunda. Arkadaşlar, dün itibariyle aktarmış olduğum pivot seviyelerini hatırlatmak icap ederse, nasıl bir performans sergilemiş buna bakacak olursak, dün arkadaşlar 6 bugün için verilen pivot verilerinde 6.06 seviyesi pivot seviyemizdi, 6.08.50 dirençti, zira bugün 6.08'in ötesine geçilemedi. Destekler olarak ise 6.02 ve 6 seviyesi verilmişti ve zira bugün de 6 seviyesinden bir geri dönüş yaşandı. Pivot verileri bizi doğru yönlendirmeye devam ediyor. Bir de arkadaşlar Mayıs vade biop dolar detaylarına bakalım isterseniz. Evet, viop rakamlarımız itibariyle değerli dostlar, dün itibariyle 6.11.74 seviyesi bugün için direnç olarak verilmişti. Bugün en yüksek 6.11.43 seviyesi görüldü. Zira bu dirence yaklaşırken bir geri dönüş olmuş ve ikinci destek noktası olarak verilen 6.04.64 ise bir destek konumu itibariyle çalışmış diyebiliriz. Ama kapanış itibariyle kapanışımıza baktığımız zaman 6.04.69 ile evet bu desteğin üzerinde bir kapanış gerçekleşmiş. Yarın için arkadaşlar hangi seviyelere dikkat edilmeli? 6.06.24 seviyesi yarın için Mayıs vade biop kontratları adına pivot seviyesidir. Bu seviye üzerinde kalındıkça 6.08.32 ve bu seviyenin de açılması durumunda 6.13.51 dirençlerine dikkat edilmeli. 6.06.24 aşağısında kalınır ise, son kapanışımızı hatırlatıyorum, 6.04.69, bu seviyenin üzerine çıkılamaz ise 6.01.05 ve 5.98.97 seviyeleri gündeme gelebilirmiş, dikkat edilmesi gereken seviyeler olarak. Değerli arkadaşlar, dolar TL ve biop dolar adına söylenecekler şu an bunlardan ibarettir. Özellikle 6.02.50, 6.02.60 seviyesinin üzerinde bugünün kapanıp kapanamayacağı mevzusu önem taşıyor. Ama son günlerde arkadaşlar sizlerin de tanık olduğu üzere 6.10 seviyesine doğru yaklaşımlarda bir zorlanmanın olduğunu ve her yukarı atakta oluşan tepenin bir önceki tepeden biraz daha alçak bir seviyede kaldığını görüyoruz. Bu da bize dolar TL'nin kısa vade adına güç kaybını devam ettirdiğini, yukarı tepkilerde yeterli gücü ve tempoyu bulamadığını düşündürüyor ve bu konunun S400 ile bağlantısını da biraz önceki açıklamalarımda sizlere izah etmeye çalıştım. S400 meselesinin etkisinin şu an itibariyle gelişmelere baktığımız zaman azaldığını söyleyebiliriz. Ama tabii ki gelecek günler, önümüzdeki günler neler gösterecektir, bunu hep birlikte bekleyip göreceğiz. İyi akşamlar diliyorum, selamlar ve saygılarımla.